Şimdi bu da kaçmaz. Bu da gençlere, genç kızlara bu şeyli iplerle de yapabilirsiniz. Hani kendinden şeyi çıkan, hani şöyle iplerle bakın bunun bir mamişliği var, şurada bir şeysi var. O kadar güzel ki renkler. Kendiliğinden şahane geliyor. Simlileri var. Şöyle düzlerinden, simlilerinden çok güzel olur. Simlileri yeni yıl için düşünebilirsiniz. Kıyafetinizi tamamlayacak bir şey olarak. Veya burada çok iyi bir fikir var. Bir hırka ördünüz genç kızınıza. Hırkaya böyle bir bordür gibi düşünebilirsiniz. Kenar gibi. Evet. O da çok güzel. Şimdi Naz bize nasıl yapıldığını gösterecek. Bu bölümü sakın kaçırmayın. Bugün iki kişiye çok güzel bir şey armağan edeceğim. Ama yaptıktan sonra bana bir süre tanıyacaksınız. O zaman ne eldivendi? Eldiven yünleme yapacağız. Şimdi ama önce Naz bize bunu göstersin. Naz, bunun için ne kadar şey yapıyorsun? Bir yumak. Bir yumaktan evet. mı gidiyor? Evet. Ha şöyle bunun eni bu kadar. Eni yaklaşık 10 santim falan gibi evet, oluyor. Hadi o zaman ilk başta ne yapıyorsun? İlk başta 46 tane zincir çekiyorum. 46 zinciri evet. çektin. 46 zincir çektikten sonra örneğimi kuruyorum. Tığ numaranı söyle. 2 numara. Evet. Tığ numaram 2. Fıstık yapıyoruz. Fıstık örneği. 5 dolamalı. Tamam. 1. 46 tane zinciri çektik. Hemen ucuna bir tane fıstık yapıyoruz. İkili fıstık. Evet. 5 dolamalı dedim. 2. 3. Çekince sayıyorum ben. Yine şey olmasın. 4. 5. Sabitliyorum sık iğneyle. Tamam. Bir tane daha yapıyorum. Üstüne. Ha onu demin ben evet, şey iki, yapmamışım. 3. 4. Üstüne beş. Derken nereye batıyorsun? Yanına mı üstüne mi? Tam üstüne mi? Tam üstüne. Bir dakika derken. Göreyim. Ha tam evet. üstüne yaptın. Sonra, tepesine battın yani. Evet tepesine battım. İki tane olduktan sonra ilkinin dibine batıyorum. Ve şundan çıkartıyorum tekinden. Sık iğne gibi değil yani mi? Yani üzümün tanesi aslında üzüm fıstık. Gibi ben bunu tane tane oluyor ya. Hı hı. Üzümün tanesi iki tane fıstıktan evet. Oluşuyor evet. değil mi? Beş sarmalı. Beş sarmalı. Evet. evet. Sonra 9 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Şuradan 9 tane sayıyorum. Evet saydın. Şu an diyelim ve batıyorum. Arada 9 boşluk bırakıyoruz. 9 sabitliyorum sık iğneyi. Evet. Tekrar aynı işlemi yapıyorum bir fıstık. Tekrar evet. Bu sırayı bu şekilde gidiyorum. 9 tamam. bırakıp. 5 evet, tane oluyor. 46 görelim. Çekmiştim. 5 tane var. Pompon. Yani her bir üzüm 2 tane fıstıktan oluşuyor. Tepesine batılarak. Şurada net görüyoruz bunu. Hı hı. Evet. Şimdi buradan bir daha yapalım. Evet. Araları sonra... nasıl gidiyorsun? Şimdi şöyle. Tersi burası. Evet. Gel. Araları hep 9 mu? Evet hep 9. Aralar hep 9. Bunlar hep ikili fıstık. Şimdi geldin zaten kendini belli ediyor. Evet. Şuraya basacaksın. Yok fıstığa gel. Batmıyoruz. Ha, şu 9 zincirin 5 evet. yani. Tabii fıstık ortaya. Ayaklı kalıyor orada. Evet. Tamam. O yüzden tekrar aynı işlemi. Evet. İkili fıstık. Tamam. Yaşar'a geleceğim şimdi. Bakın şeyler üzümle bunların taneleri böyle kalıyor. Yaptın mı bir taneyi? Yapıyorum. En önemli şey burada tam nereye, ikinciyi nereye evet. battın? Şöyle batıyorum. Dur, çok. Oraya bat ve tığın kalsın orada battığın yerde. İkili çekiyorum ki. Evet, şimdi oldu. Uzun uzun çekin ki böyle evet, tam fıstık fıstık, tam üzüm üzüm olsun. Dört. Bundan ben görüyorum hırka yapabilirsiniz küçük çocuklara. Evet. Çok şöyle, şık durur. Sabitlerken de. İlkinin dibine batıyorum. Tekinden çıkıyorum buradan. Şimdi nereye batacağım? Şimdi 9 tane zincir çekip 2, 3. Çok da kolaymış nasıl? Çok kolay. Evet çok kolay. 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle 9 zincirli zincirimi ortaya batıyorum. Evet. Eşit kalsın diye iki tarafından. Evet. Sabitliyorum ve fıstığımı yapıyorum. Şimdi dönüşü göstereceğim Derya Hanım. Tamam. Şunu yaptım diyelim. Bunu bırakıyorum şimdi şöyle. Burada fıstık oldu. Evet. Dönüşümü yaparken şu köşeye 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Bunun ucuna fıstık yapıyorum.
Ha, beşin ucuna yapıyorsun. Evet, beşin ucuna fıstık yapıyorum. İkili fıstık yapıyorum şimdi. Evet. Kendim. Yani üzüm tanesi ikili fıstıktan oluşuyor. Evet, şimdi birazcık uyduruk yapıyorum. Ayaklı dönüşü kalıyor. Dönüşü göstereyim diye. Evet. Evet. Beş tane çekip yaptım. Tamam. Sabitliyorum. Tamam. Dönüyorum. Köşe olmuş oluyor. Tekrar şu dokuz zincirin ortasına basıyorum, batıyorum ve dokuz zincirle devam ediyorum. Tamam. Naz, biz buna sonra bir küçük video da çekelim. Olur. Çok çekeriz. Güzel. Ben unutmuştuk bunu. Hakikaten hatırladık. Bakın şimdi şuradan da gösteriyorum. Şöyle yap, sen de çek oradan. Hı hı. Şöyle yapalım. Bu tabi biraz keçeleşmiş yıkanınca da o yüzden birbirlerine. Ama çok güzel güzeldir. Olmuş. Bak, bunlar ayakta kalıyor. Her bir üzüm salkımı, üzüm tanesi diyeyim, ayakta kalıyor burada. Onları bir yere uçlarını sabitlemiyoruz. Ben sanki sabitleyecekmişiz gibi geldi. Arka. Arkayı gösterelim. Arkadan da kafes kafes olmuş oluyor. Bunu pek çok yerde kullanabiliriz. Evet. Bunu şöyle bir bant olarak da kullanabiliriz. Evet. Bak. Bantta da çok şık oluyor. Burada renk seçeneklerini, rengini sizin paltonuza, kullandığınız ceketinize, anorağınıza, çocuğunuzun kullandığı şeylere göre yapabilirsiniz. Küçük kız çocuklarına böyle pes pembe yapabilirsiniz. Güzel duruyor onlar. Sapsarı yapabilirsiniz. Hatta üzüm rengi yapabilirsiniz. O da güzel. Şimdi ben geçen gün Naz'a benim böyle bir eldiven kutum var. Ablamın oyununda bir eldiven kullanıyor. 10 küçük zenci oyununda. Onun eldiveni kayboldu temizleyicide. Aradılar, bulamadılar. Çünkü ben hep eskicilerden, antikacılardan böyle eldiven toplarım. Eskisi de var, yenisi de var. O eldivenleri ararken orada bir dakika yapma. Yok yapma. Ya onu bana, o lazım bana. Tamam. Başlayayım demiştim. Şimdi oradan şu eldiveni bir yerden almışım. Yine bir eskiciden almışım. Bu bir araba eldiveni. Araba kullanmak için bir eldiven ama bana olmuyor. Olmayan bir eldiven. Ya elleri o kadar minnak biri için yapılmış ki. Ben de Naz'ın elleri çok minik minik. Naz'a bunu verdim. Giy bunu sola Naz. Naz'a verdim. Sen kullan bunu. Bu kadar küçük elli kimse. Cinderella'nın ayakkabısı gibi. Evet, hakikaten oldu. Şimdi böyle bir eldiven. Fakat Naz buna bir fikir üretmiş. Hani burada delmiştik geçen gün ayakkabıyı şunlarla, kemer deliciyle. Bunların boy boy şeyleri var. Naz bunu örmüş. Şimdi bunu da öbür eline tak. Benim çok hoşuma gitti. Bunu programda yapalım dedim. Ama bunu da yapsaydım bu yine benim elime ya da benim size'ımda birine olmaz. Yine Naz'ın gibi küçük elli olması lazım. Çok güzel oldu. Şimdi o fikri anlatacağız. Ama önce nasıl deliyoruz? Naz'a dedim ki neye deleceğiz? Keşke ben evden eldiven getirseydim dedim. Bir eldiven kutum var. Dedim araştırın, dükkanda olması lazım. Almışım, saklamışım. Bu huy çok kötü bir şey. Yani bu program şeysi. İki tane çok iyi bir yerden de alınma hakiki deri eldiven bulundu. Dükkandan çıktı. Bir proje için almışız. Ya buna sıra gelmemiş ya bir şey olmamış. Bakın giyeceğim şunu da elime. Ya o kadar güzel bir eldiven ki. Ben deri eldiven çok severim ama biraz eskimiş olacak. Çok güzel olur. Bu da onun gri...